Dila, ben hayat boyunca aileden ayrı yaşıyorum. Hiçbir zaman bir arada olmadık biz. Hiç. Babam 11 yaşındayken ben vefat etti. Abim ve ablam okumaya gitti. Abim basketbol oynamaya geldi Türkiye'ye. Ablam üniversiteye tıp okuyordu. Ben de annemle tek başına kaldım ve annemi yani bir yaklaşık 7-8 sene hep baktım. Düşün. Yani baktım, benim annem doktor. Bu çok gurur verici bir şey. Evet, doktor, ama baba tabii ki çok genç yaşta vefat tabii. ettikten sonra annem yani çok hayal kırıklığı ve çok tabii. ağrı içinde kaldı. Hiç kolay bir şey değil. Ve ben çocukluğumu hiç yaşamadım yani mesela. Seni çok iyi anlıyorum, biliyor musun? Sen de öyle bir şey, sen dedin ya, ben de çocukluğumu evet, yaşamadım. Neden? Ben de 13 yaşından beri çalışıyorum. Gerçekten? Yani hiç mesleğim yok. Garsonluk yaptım, komilik yaptım. Her işi yaptım. Bravo be Dilşah. Değil mi? Tabii ki sen benden çok daha gençsin. Ama benim şu anda yani sanki çocukluğumu çocuklarımla, senin de çocuğun yok inşallah olacak. Ama ben çocuklarımla kendi çocukluğumu yaşıyorum. Çünkü ben hiç yaşamadığım için. Benjamin Button gibi oldum yani. Çok yaşlı hissediyordum küçükken. Hem Oğlak Burcu olduğum için öyle. Hem de aynı zamanda çocuklarımla şu anda o fırsat bulmaya çalışıyorum ve buluyorum yani aslında. Sen de inşallah öyle yapacaksın. İnşallah. Daha kolay olur. Bazen Allah öyle verir. Yani biraz daha ağır. Kime göre ağır, kime göre kolay, ama her zaman bir denge bulur hayat, biliyor musun? Emine, siz anlaşır mısınız abinle? Yani Mirsat'la anlaşır Benim, mısınız? Benim ya açık söylemem gerekiyorsa, çünkü artık yani burada samimiyet evet, olması evet, gerekiyor. Evet, evet. Benim yani onlar abla ve abi değil, hep annem ve baba oldular yani. Ha. Çünkü Mirsat çok küçük yaşta biz babasız kaldığımız için, bir de o zaman savaş sonrası bir dönem yaşadığımız için çok ağır bir zaman. Sırbistan'da çok yani ağır bir dönemdi ve abim tamamen üsteledi baba figürü. Evet, birden evet. 17 yaşında benim Mirsat baba oldu yani. Mirsat Türkcan bu arada NBA'de oynayan ilk Türk oyuncu. Yani Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde oynayan gururumuz. Yani çok önemli bir basketbolcuydu, biliyorduk, ama NBA'de oynayan, transfer olan ilk Türk oyuncudur. Çok önemlidir Türk spor tarihinde. Bunu da hani evet, bilmeyenlere söyleyelim. O da benim abim ve gerçekten abimin çok enteresan bir hikayesi var. Yani birkaç kere konuştuk öyle. Yani çok da biliyoruz bu hikayeyi. Belki de dedi, hayatımda başaramazdım o kadar çaresiz kalmasaydım diyor yani. Gerçekten de öyle bir şey var. Hayat bir kere seni aşağıya çeker, sen yani dibe vurursun, bir anda şok yaşarsın ama oradan bounce edip yükselirsin ya. Evet. Öyle işte. O yüzden bazı zamanlarda bu negatif olan yaşadığımız ağır şeyler pozitife çevirmemiz lazım. Çünkü ancak öyle güçlü olabiliyoruz. Acı çekerek yani. Hayat budur çünkü.